Alper ekranlarından mutlu günler. Ben Sevda Hallaç, Kobi platformuyla karşınızdayız. Konuğumuzla konuşacağız. Kobilerin kredi garanti limitleri arttırıldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Tim Başkan Vekili Sayın Fikret Kileci ile. Merhabalar, hoş geldiniz Fikret Bey yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sevda Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bu haberimizi bir değerlendirelim. KOBİ'lerin kredi garanti limitleri arttırıldı. Resmi gazetede de yer aldı bu sistem. Ve baktığımız zaman kredi garantisi 100 milyon liradan 150 milyon liraya çıkarıldı. Büyük firmalar içinse bu tutar 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi. Öncelikle bu rakamlar yeterli midir? KOBİ'lerin hem krediye ulaşabilmesi hem finansmana ulaşabilmesi son durum nedir? Ve bir ihracat paketi açıklandı tabii. Bu ihracat paketinin de yankıları sektörde neler oldu? Bir değerlendirmenizi rica edelim. Buyursunlar. Şimdi Sevda Hanım, öncelikle tabii ki bu rakamlar çok yeterli rakamlar değil ama ancak şu anda bir adım atılması bile bizim için, hem ihracatçılar için hem KOBİ'ler için çok önemli bir gösterge. Çünkü bu bize şunu gösteriyor: bundan sonraki süreçte bunların artarak devam edeceği yönünde. Bugün hakikaten bir büyük işletmeler için 500 milyonun çok büyük bir şeyi kalmadı. Ama şu anda bunun olabilmesi dahi bizim için önemli. Çünkü bu bir adımdır. Bundan sonraki süreçte kesinlikle bunlar artarak devam edecektir. Burada önemli olan bizim bu açıklanan kaynaklara kolay erişebilmemizdir. Yani bir yerde bir rakam açıklanıp da eğer ki bundan önceki geçtiğimiz 1-1,5 senelik süre içerisinde çok önemli kaynaklar var idi ama maalesef bizim ihracatçımız ve üreticimiz çok öyle kolaylıkla erişemiyordu. Bu şu an nispeten düzelmiş durumda ve her geçen gün daha da iyi duruma gidiyor. Önemli olan bizim o kaynağa bir şekilde erişebilmemiz. Şu anda da tamamen yapılmaya çalışılan da bu. İhtiyacı olan üreticinin, ihracatçının kaynağı olabildiğince çabuk ve seri şekliyle ulaşabilmesi. Tabii ihracat rakamları da açıklandı. İhracat rakamlarına baktığımız zaman Ocak-Ağustos ihracatına baktığımızda sadece Ağustos ayı ihracatının %1,6 artışla 21,6 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Şimdi rakamları nasıl değerlendirmek gerekir? Yıl sonu beklentileri nelerdir? İkinci yarısında ihracatta büyüme rakamları ne olur? İhracatçının aslında beklentisini de merak ediyoruz burada. Bir sırasıyla devam edelim. Buyursunlar. Şimdi şöyle söyleyeyim Sevda Hanım. Bizim ihracat rakamlarımız 8 ay boyunca bakıyoruz. 3 ay eksi de, diğer 5 ay artı da. Ama kümülatif toplamda biz şu anda yılbaşından bu yana çok küçük oranda da olsa eksiye dönmüş durumdayız. Ama bu yıl sonuna doğru, ki özellikle 9, 10, 11, 12. aylar bizim için çok çok önemli aylar. Bunlar bir şekilde işimizin çok daha iyi olduğu, Avrupa pazarlarının çok daha, hedef pazarlarımızın daha hareketli olduğu dönemlerdir. Biz yıl sonuna kadar 265 milyar dolar hedefini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Şöyle ki, biz şu anda normaldeki hedefimizin yaklaşık, yani bir miktar üstündeyiz çok fazla olmamakla beraber, ama buradan sonraki 4 aylık süreçte bu rakam ciddi anlamda kendini toparlayarak buraya gelecektir. Bunun şu an, bu sene yılbaşından bu yana biz hedeflerimizi sürekli İhracatçılar olarak revize etmek durumunda kaldık. Çünkü birçok bizi etkileyen, üstelik de bizim dışımızda olup da bizi etkileyen bir takım faktörler vardı. Bütün bunlara rağmen biz her geçtiğimiz ay içerisinde bu hedeflerimizi revize ettik. Ama şu anki 265 milyar dolar hedefini yakalayacağımız, üzerine çıkmak çok büyük bir başarı olacaktır. Bunun için gayret göstereceğiz ama bizim şu andaki esas yakalamamız gereken, yakalamak istediğimiz hedefimiz 265 milyar dolar ve bu da çok uzak gözükmüyor. Özellikle bu son açıklanan, bu geçtiğimiz hafta içerisinde ve ondan önceki haftada açıklanan kredi paketleriyle alakalı olarak söylüyorum. Evet. Şimdi baktığımız zaman
en fazla dış satımı yapan sektöre baktığımızda 2,4 milyar dolarla otomotiv sektörünü görüyoruz. Değerlendirdik konuklarımızla da. Bunun dışında destekleyen otomotiv sektörünü destekleyen sektörler hangileri Fikret Bey? Otomotiv sektörünü yan sanayi özellikle çok fazla destekliyor. Onların tabii burada rakamları çok fazla gözükmüyor. Şimdi otomotivi biz tek başına otomobil ihracatçılar olarak değil, bunu bir grup olarak görmemiz lazım. Otomotivin hemen arkasından biliyorsunuz kimya geliyor. Hemen onun arkasından da hazır giyim. Şu anda zaten bizim özellikle ülkemizin lokomotif şu anda 3 tane sektörü var. Hazır giyimin arkasında tabii onu çok ciddi anlamda destekleyen de bir tekstil sektörümüz var. Tekstil ham madde sektörümüz var. İkisi birlikte çok birleştirdiğimizde aslında çok daha iyi rakamlara geliyor. Ama Türkiye'de tekstil ve hazır giyim bu tür rakamlarda ayrı görüldüğü için ikinci, üçüncü planlara düşebiliyor. Ama sonuç itibariyle Türkiye'de otomotiv, kimyevi maddeler ve tekstil çok önemli lokomotif sektörlerimizin başında geliyor. Onun arkasından elektrik, elektronik, çelik, hububat bunlar hep bir destekleyen ve birbirini takip eden sektörler. Bunların hepsi bir araya geldiğinde de ülke ihracatı yukarıya çıkıyor. Sevda Hanım, buraya şöyle bakmak lazım. Biz ürün çeşitliliği ve üretim çeşitliliği çok fazla olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla belli konular geriye düştükçe bazıları da öne çıkıyor. Birbirini dengelemiş oluyor. Günün sonunda alt toplamda ülke ihracatı her zaman hedeflediği noktaya doğru ilerliyor. Baktığımız zaman geçen ay en fazla ihracatı Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Irak'a yapmışız. Şimdi bunun dışında hangi pazarlar olabilir? Ve baktığımızda 1472 firmayı da ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz. Küçük de olsa, dediğimiz gibi KOBİ'ler nazarında da olsa bu desteklerle, teşviklerle birlikte ihracatta daha güzel sene sonunda, ikinci çeyrekte rakamlar bekliyoruz. Hangi pazarlara, hangi ürünler daha çok ihraç ediliyor Fikret Bey? Şimdi şöyle, bizim ana hedefimiz, ana pazarlarımız dediğiniz gibi işte Avrupa var, Amerika Birleşik Devletleri var. Özellikle Orta Doğu çok ciddi anlamda özel önemli bir pazarımız. Ama bizim mesela şu, bu ayki rakamlara bakıyoruz. Norveç, Kazakistan, Libya, bunlar Kırgızistan ciddi anlamda ihracatını artıran ülkeler. Şöyle, biz güçlü olduğumuz pazarlardaki sorunlardan kaynaklı, ki bu tamamen bizimle alakalı değil, buradaki gücümüzü uzak ve daha potansiyel sağlayabileceğimiz pazarlara doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili ne yapıyoruz? Biz hem tim olarak bakanlık destekli uzak ülkeler stratejimiz var. Uzak ülkelerle ilgili hangi ülkelerde neyi yapabiliriz? Bizim söz sahibi olduğumuz konularda bu ülkelerde neredeyiz? Pazarın neresindeyiz? Ne kadar hitap edebiliyoruz? Daha ne kadar yapabileceğimiz şeyler var? Bunların tamamını ölçme, değerlendirme yöntemiyle bunları araştırarak eksik olduğumuz yerleri ve güç eksik olduğumuz pazarlarda güçlü olduğumuz yanları öne çıkarmak adına çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle Güney Amerika, özellikle Uzak Doğu ve Afrika tarafında, Güney Afrika'da çok ciddi çalışmalar var. Hem TİM, tabii ki Ticaret Bakanlığı desteğiyle birlikte konuların koordinasyonunda yaptığımız heyetlerimiz var, desteklerimiz var. Bunlardan eksik kalan yerlere bir şekilde bunlarla tamamlayıp, ki daha sonrasında bugün Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri normale döndüğü zaman, bizim Orta Doğu'daki satışlarımız da normale döndüğünde ciddi anlamda hepsinin birbirine çok ciddi faydası olarak ihracatımız çok daha yüksek noktaya çıkacaktır. Bir taraftan da tabii katma değerli markalı ihracat yapmak da önemli Fikret Bey. Dolayısıyla hem marka değeri olan hem de katma değerli ürünleri ihraç ettiğimizde, dolayısıyla yabancının da ilgisini çeken bir taraf ülkemiz, yabancı yatırımcı, yabancı sermayesi tarafı. İşin bu tarafını nasıl değerlendirirsiniz? Ülkemizin ihracat ürünlerinin kalitesini, marka değerini yurt dışında. Şöyle, biz zaten ucuz mal segmentinde
değiliz. İstesek de orada kalamayız. Çünkü biz ne Çin'le, ne Pakistan'la, ne Malezya'yla, Endonezya'yla, bizim bunlarla o volümlerle mücadele etmek gibi bir işimizin olmaması gerekiyor. Biz daha çok, daha katma değerli, daha çevreci, daha yeni üretim modelleriyle biz üretimlerimizi yapıp tercih edilir hale gelmeliyiz ki biz şu anda ülke olarak o statüdeyiz. Bizim ihracat birim fiyatımız ciddi anlamda yükseliyor. Belli sektörler var. Mesela bugün savunma sanayindeki bizim ihracat birim fiyatlarımız yaklaşık 65 dolarda. Yemiyat 15-16 dolarlarda. Hazır giyimde 15 dolarda. Deri ve deri mavilerinde 12-13 dolarlarda. Böyle yüksek birim fiyatlı sektörlerimiz var. Bugün Türkiye'nin ortalama birim fiyatı yaklaşık 1,50 dolar civarında dolaşıyor şu anda. Ama bu biliyoruz ki yaklaşık 4-5 sene önce 0,98-99 sentlerdeydi. Buradan buraya çıktı. Bunun içerisinde evet bir takım maliyetlerin girdi. Maliyetlerinin, ham madde fiyatlarının artması da bunda bir etken ama genel anlamda ülkenin ortalama birim fiyatı ciddi anlamda yükselmektedir. Bizim ilk etapta hedefimiz 2 doların üzerine çıkmak ve sonrasında da ortalamayı takdir edersiniz ki burada evet 65 dolarlık ürün de ihraç ediyoruz ama öbür tarafta da çimento da ihraç ediyoruz, buğday da ihraç ediyoruz, makarna da ihraç ediyoruz. Bunların toplamı, kümülatif toplamı ve ortalaması bizim için eğer 2,5-2 doların üzerine çıkarabilirsek çok yakın zamanda bir başarı. Sonrasında da 2,5-3-3,2 bu zaten gelişmiş ülkelerde bile yaklaşık 3,5-4 dolar civarındadır. Tabii şimdi çarşamba günü açıklanacak olan OVP'yi de biliyoruz. Orta vadeli planı da biliyoruz. Açıklanan ihracat paketleri de var. Hem üreticinin hem KOBİ'cinin hem sanayicinin yanında olacaktır, destekleyecektir. Açıklanan bu paketler, bu planlar, programlar diyelim. Yayına katkı için de çok teşekkür ederiz Fikret Bey. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar Ben diliyoruz. teşekkür ediyorum Sevda Hanım. Bir şey söylemek istiyorum. Lütfen Her buyurun. programda bunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Biz şu anki pozisyona bir günde gelmedik, çok kısa zamanda gelmedik. Uzunca bir süreçten sonra buraya gelindi. Bizim üreticiler olarak, sanayiciler olarak, ihracatçılar olarak, tüm iş dünyası olarak şu anki ekonomi kadrosuna sabretmemiz, şans tanımamız ve onlara bir alan tanımamız gerekiyor. Evet. Evet, çok acele olmamız lazım ama hiçbir şey de birdenbire olmuyor. Dolayısıyla bu şansı, bu sabrı göstermemiz gerekiyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler, kolaylıklar dileriz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Tim Başkan Vekili Fikret Kileci bizlerle birlikteydi. Yayına katkısı için teşekkür ediyoruz ve böylelikle de programımızı sonlandırıyoruz.